Tarımsal ve orman sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü makinayla birlikte talep doğrultusunda özel üretimler de gerçekleştiren İzmir merkezli Yavuz Makina ihracatla gücünü pekiştiriyor. Ait sanayi ihtiyaçlarına yanıt veren, her türlü makinanın imalatını gerçekleştiren Yavuz Makina, Eyüp Menderes tarafından İzmir'de kuruluyor. Müşteri talepleri doğrultusunda özel imalatlar gerçekleştiren firmanın makina portföyü de kısa zamanda genişliyor. Çekirdekten gelen bir tornacıyız. 1963'te çırak olarak girmiş olduğum fabrikada orada tornacı olarak çalıştık. 25-27 yıl gibi bir zamanı orada fabrikada çalıştıktan sonra bazı sebeplerden dolayı ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Çıktıktan sonra da kendi başımıza 16 metrekare yerde bir tornayla işe başladık. Gelen müşterilerin istekleri üzerine parça üretmeye, makine yapmaya başladık. Baktım ki sektörde, ağaç sanayide istekler bitmiyor. Her gelen müşteriye de ayrı ayrı isteğine göre makine yaptığımızdan çeşitlerimiz çoğalmaya başladı. Eyüp Menderes, ağaç sanayini ve buradan gelebilecek talepleri iyi analiz ediyor. Sektördeki olan boşlukları yavaş yavaş keşfettik ve oralara doğru müşterilerin isteği üzerine, teşviki üzerine kaymaya başladık. İşte 90 yılında başlamış olduğumuz iş bugüne kadar geldi. İstek üzerine özel maksatlı makineler yapıyoruz. Mesela müşterinin birisi geldi, ben dedi tomruk sadece pişeceğim. Tomruk pişme makinesi yaptık. Ha baktık ki onlar giden makine bir 10 seneden önce şikayet gelmiyor. 10 sene kullanıyor. 10 sene önce yaptığımız makineler bugün bir civata sökmedim, bir civata takmadım ama halen daha çalışmaktayım diyen müşterilerimiz var. Ondan sonra gelenler işte rabıta makinesi. Rabıta makinesinde neler yapılıyor? Taban tahtaları, kapı kasaları yapılmakta. İthal makinalarla kıyaslandığında ortaya çıkan maliyet avantajı, imalatı yapılan makinaların yurt dışından da talep görmesini sağlıyor. Tam da bu noktada dış ticaret ve finans konusundaki tecrübesiyle Emir Çetinkaya devreye giriyor. Vadeli İşlemler Borsası'nın kuruluşundan İstanbul'a taşınmasına kadar yönetici olarak görev aldım. Şu anda reel sektörde finansın tam karşısında bir alandayım. Niçin buradayım? Açıkçası üretim yapar iken sadece teknik altyapılara yoğunlaşmak yeterli olmuyor. Resme bütünsel bakmak gerekiyor. Bütünsel bakarken de herhangi bir ürün geliştireceğinizde rakip ürünler, rekabet şansınız, maliyetiniz, hedef pazarınız, finansman ve satış noktalarını bir bütün olarak dikkate aldığınızda bu ürünü üretime kararını verebilirsiniz. Eyüp Usta ile biz burada iki farklı alandaki uzmanlığı birleştirerek aslında iyi bir sinerji yarattık. Benim amacım buranın daha kurumsal hale gelerek önümüzdeki 2 yıllık bir süre içerisinde orta üst ölçekte bir sanayi kuruluşu haline gelmek, üretimi artırmak ve finansal yapıda da kurumsallığın gereğini uygulayarak büyümeyi ve buradaki üretimleri Türk halkına kazandırmayı amaçlıyoruz. Kurumsallaşma yolunda hızla adımlar atılırken hedef pazar Afrika olarak belirleniyor. Yapmış olduğumuz ürünlerle ilgili olarak hedef pazar son yıllarda çok gelişmekte olan Afrika piyasası. O yönüyle bu piyasalara daha ağırlık veriyoruz. Son dönemlerde İran, Kuveyt, Ukrayna, İsrail, Sri Lanka gibi ülkelere, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yaptık. Kapasitemizi biraz daha artırdığımız zaman ki yurt dışındaki taleplerde çok uzun süre bekletemezsiniz müşteriyi. O yüzden de şu anda çok acil olan yani piyasada talep gören ürünlerimizle ilgili olarak stoklu çalışmayı yurt dışı taleplerine anında cevap vermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımı sağlayarak gerekirse de Dışişleri Bakanlığı'nın o bölgedeki ticari ateşliklerinden
destek de alıp o ülkeleri ziyaret etmeyi, bir fil yerinde müşteri kazanmayı hedefliyoruz. Kurucu Eyüp Menderes, sektörün geleceğine umutla bakıyor ve sözlerinin sonunda gençlere öğütte bulunuyor. Azim ve kararlılık iman dolu bir kalbe yerleşirse, beşeriyetin fevkaladeden saymış olduğu işleri yapmak onlar için sıradan olağandır. Çünkü bildiğiyle amel eden bilmediğini öğrenir. Hiçbir zaman için karamsar olmasınlar, duraklamasınlar, hızla yola devam etsinler. Söyleyeceğim bunları.